Mantar günümüzde hızla yayılan bir hastalık. O kadar hızlı yayılıyor ki, neden için hızlı yayılıyor? İnsanlar aşırı kimyasal ilaç kullanıyor. Normal olarak her insanda mantar var, az veya çok. Fakat bağışıklık sistemi mantarı belli bir noktada tutar. Yani bir ülkenin güvenlik güçleriyle terörist arasındaki mücadele gibi düşünelim. Hı hı. Askeriniz ne kadar güçlüyse terörist o kadar problem olmaz. Bağışıklık sistemi de güçlü olduğu sürece mantar problem değil. Fakat insanlar ne yapıyor? Antibiyotik, antihistaminik, ağrı kesici, tansiyon, kolesterol, diyabet, haplar yutuyor. Zannediyor ki iyi olacak. Kimyasallar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Yerine mantar yerleşiyor. Ne kadar kimya kullanırsanız o kadar mantar türer. Hı hı. Kimyasal ilaçlar mantarı böyle hızla çoğaltıyor, azdırıyor, besliyor. Penisilin nedir? Küf mantarının üretmiş olduğu küf mantar üretiyor bunu. Penisilini zaten mantarın üretiyor, mantar üretiyor. Mantar üretiyor penisilini zaten. Kendi ürettiği şey kendine zarar verir mi? Vermez. Zaten kendisi üretiyor ki diğer mikroorganizmaları yok etmek için. Ha siz buna ilaveten bir de antibiyotik, ağrı kesici vesaire vesaire kullanırsanız ne olur? Mantarlar hızla yayılır. Bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. 2 kilo. 1 kilo. Çok önemli bir bilgi. 2 kilo. Bu 2 kilo bakteri 100 katrilyon. Bunun %95'i normal faydalı bakteri. Ne yapıyor bunlar faydalı bakteriler? Vitamin üretiyor. Ve ince bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçen besin artıklarını parçalayarak küçük moleküllere dönüştürüyor. Böylece bağırsaklar bunu emile hale geliyor. Hı. Yani bizim için çalışıyor. Sindirim sisteminde çok önemli fonksiyonları var. Faydalı bakteri olmasa bir insanın yaşaması mümkün değil. Bizim için çalışıyor bakteriler. Ama biz ne yapıyoruz? Yok sen çalışma. Sen git zararlı mantarlar gelsin der gibi. İlaçlarla onları zehirliyoruz faydalı bakteriyi. Mantarlar çoğalır. Mantarlar çoğalırsa ha mantarda teşhisi yok. Vatandaş diyor ki nereden bileyim mantar olup olmadan. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları varsa hafif başlamışsa mantar var. İlerlediği zaman alerjik hastalıklar. Panenelerse, besinelerse, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborek eksem. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları varsa artık dördüncü devre. Panik atak, depresyon varsa, ölüm korkusu sarmışsa beşinci devre. Sümüksü bir etapları tabi, var evre herhalde evre. Değil mi? Etap etap. Sümüksü bir defacet geliyorsa artık beşinci evreyi de geçmiştir. Artık bağırsaklarda mantar kene gibi yapışıyor. Bir, dokunuş şeklini alıyor. İki, bağırsakta artık tutunacak nokta kalmadı. Sümüksü bir defacet gelmeye başlar vatandaştan. Bu da artık tamam bağırsağı çürütmüş demektir. Tutunacak yer kalmamış. Şimdi mantarla ilgili dünyanın birçok ülkesinde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Günlük, ak günlük. Boswellia zerata, Latincesi. Bu mantara karşı etkili. Bununla ilgili güzel çalışmalar var. Endonezya'da, Yeni Zelanda'da pseudo Horopito denen bir bitki var. Pseudovintera colorata Latincesi. Türkçesi nedir hocam onun? Horopito. Türkçesi yok. Yavurcasından Türkçe çeviremiyoruz. Çünkü nasıl ne diyebilirim? Kenarları kırmızı yapraklı çiçek. Olmaz. Yani Türkçesi yok. Tarif çeviremeyiz. Etmiş oluruz o şekilde evet, herhalde. Evet olmaz. Türkçesi olmaz. Horopito horopito. Ginkgo ginkgo. Ginseng ginseng. Onları Türkçeleştiremezsiniz artık. Uluslararası bir isim. Yani değiştiremez. Olmaz. Evet. Veya Lapaho. Birçok ülkede mantara karşı bitkiler var.